Merhaba. Seçim normal vaktinde olursa Haziran 2023'te. 17 ay var. Erken seçim isteyenler ne kadar farkında bilmiyorum. Seçim satım haline girmişiz zaten. Muhalefetin demesiyle değil AKP ve MHP istemedikçe seçim olmaz. Devlet Bahçeli 2002 yılında hükümet ortağı olmasına rağmen sandalyesini tekmeledi ve normal vaktinden bir buçuk yıl önce ülkeyi seçime götürdü tüm koalisyon ortaklarıyla birlikte barajın altında kaldı. Doğru Yol Partisi stratejik noktalarda doğru adayları gösterse barajı aşabilirdi. Tansu Çiller yanıltıldı, yapamadı. Cemuzan fenomeni çıktı ortaya. Genç parti %7.25 oyla DYP ve MHP'nin barajın altında kalmasında müthiş etkili oldu. ANAP %5, Esadet %2, Ecevit'in DSP'si %1 oy aldı. Tarihi bir seçimdir 2002 seçimleri. İktidar AKP ve Erdoğan'a altın tepsi içinde sunuldu. Bunu kendileri de beklemiyordu. Bugüne kadar bu konuda konuşmayan Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısında dedi ki: 4 Temmuz 2002'de koalisyonun genel başkanları olarak bir toplantı yapmıştık. Ekonomiden sorumlu Kemal Derviş de katılmıştı. Bu kiralık batı komiseri defalarca siyasi belirsizlikten bahsetmişti. Mütakiben merhum Ecevit'in koltuğundan inmesini sağlayacak, koalisyon hükümetini dağıtacaktı. O günleri yaşamasak Bahçeli'ye inanacağız. Bahçeli sadece 4 gün sonra, 8 Temmuz 2002'de 3 Kasım tarihini vererek seçim istedi. Hükümet dağıldı ve Bahçeli'nin dediği tarihte seçim oldu. Olayı Kemal Derviş'e bağlayarak Kemal Derviş'in yetiştirmeleri CHP'de köşe başlarını tutmuştur diyor. Derviş önce İsmail Cem'le birlikte hareket etti, son anda direksiyonu CHP'ye kırdı ve oradan milletvekili oldu. CHP iktidara gelse ekonomiden sorumlu bakan olacaktı. Muhalefette kalınca vekillikten istifa edip eski işine döndü. Bahçeli devamla diyor ki, dün hedef Ecevit'ti, bugün Erdoğan. Bunu duyunca oturduğum yerde şöyle bir doğruldum. O gün kimsenin ummadığı bir anda hükümet ortaklarına haber dahi vermeden baraj altında kalma pahasına iskemlesini tekmeleyen Bahçeli bugün hedef Ecevit'ti diyor. Güya o hamleyi Ecevit'i korumak için yapmış. Olayın şahitlerinden Namık Kemal Zeybek anlatıyor. Türkiye krizden çıkmak üzereyken tam çukurdayken seçim var dedi. Biraz bekleseydi bir buçuk yıl sonra rahatlama döneminde seçim olurdu. Zaval Lecevit yalvardı. İntihar ediyoruz dedi. Koca yayladaki yörük şönelinde çadırda birisiyle telefonda konuştu. Çıktı yüzü sapsarıydı çıkarken. Beş dakika sonra kürsüye çıkıp 3 Kasım'da erken seçim var diye ilan etti. Birdenbire oldu. Hiçbir yardımcısının haberi dahi yoktu. Sadece koalisyon ortaklarının değil, Bahçeli'nin partideki ekibinin, kurmaylarının dahi 3 Kasım erken seçim çıkışından haberi yokmuş. Bir kere daha altını çizelim. Bugün MHP devlette korkunç bir kadrolaşmaya imza atmış olabilir. Parti havuzuna rant pompalanıyor da olabilir. Olabilir bu. Fakat akıldan çıkarmayın. Dün nasıl her şeyi sıfırlama pahasına iskemlesini tekmelediyse Bugün de gözünü kırpmadan bunu yapacak motivasyonu bulabilir. 2002 yılında yaptığına anlam verememiştik. 2022 yılına gelindiğinde 20 yıl sonra anlamlandırmak zor olmayacak.